Olsun. Aldım. Ama yani işte bir fedakar kadın daha, buyurunuz. Burada. Kadınlar bizler için fedakar. Neler yapıyoruz? Saatlerini geçiriyor bilgisayar başında. Hande Kazanova bizlerle beraber. Ve de çok güzel ve hep güzel. Maşallah. Hande'cim günaydın. Günaydın Ebru'cum, Murat'cım. Nasılsınız? İyi gayet, misiniz? Gayet iyi. Sağ ol. Sen nasılsın Hande'cim? Ben de iyiyim. Bomba gibiyim. Yine yeni bir güne başladık. Böyle güzel güzel sizinle başlamak her zaman çok keyifli. Çok aynı teşekkürler. Hande'cim, Murat sürekli burada mesela bir şey oluyor. Ebru Dolunay kapanıyor. Güneş açılıyor. Ay tutuluyor vesaire hep gibi. Hep Hande'den dolayı. Evet, yani bilgisi gerçekten benden daha bu konuda kadim diyeceğim sana. Doğrudur. ama tabii ki... bu gerçekten gökyüzünün bizi bir şekilde etkilediğini artık biz hepimiz aşikar kabul tabii etmiş canım, durumdayız. Aynen. Yani işte o gelgit olaylarından bir çık değil mi? Geriliyoruz, açılıyoruz. Son zamanı daha fazla hayatımızda. Ama bugünlerde kesin önemli bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Şimdi Ebru'cum, 2022 yılının ilk güneş tutulmasına hazırlanıyoruz. Cumartesi günü itibariyle gerçekleşecek 30 Nisan'da gece saatlerinde. Gece saatlerinde olduğu için aslında Türkiye'den izlenmeyecek, Kuzey Yarımküre'den izlenmeyecek. Güney Yarımküre'yi daha çok ilgilendiren bir tutulma ama tutulmalar hayatımızda iz bırakan noktalar. O yüzden de Uranüs'le birleşen bir tutulma altındayız. Yani beklenmeyene hazırlıklı olmamız gereken bir dönem. Hani her zamanki rutinimiz, her zaman ki alışkanlıklarımız, her zamanki sistemimiz çok doğru çalışmayabilir. Çünkü işin içerisinde farklı, değişik bir gezegen olan Uranüs gezegeni var. O yüzden biraz bu aralar herkes gergin olabilir. Özgürlük duygumuz çok fazla artmış olabilir. Uykusuzluğumuz, sinirsel gerginliklerimiz, önümüzdeki dönemi görememe, hayata tutunamama gibi etkiler altında olabiliriz. Cumartesi günü itibariyle tam olarak tutulacağız ve bu tutulmayla beraber de hayatlarımızda değişmesi gerekenler hızlı bir şekilde karşımıza gelecek. Ne kadar sürüyor? Aynı soruyor. Ne kadar, Murat'ı ne kadar idare edebilirim? Şimdi bildiğim kadarıyla tutulma 3 saat ise herhalde 3 yıla yayılıyormuş, doğru mu? Kesinlikle, çok doğru. Aslında 2 saat 22 dakika sürecek. Yaklaşık 2 yıl boyunca etkili olacak. Aslında bir önceki tutulma da öyleydi. Yani 19 Kasım'da bir tutulma yaşadık, 4 Aralık'ta bir tutulma yaşadık. Bu tutulmalar da aslında gökyüzünde bir iz bırakıyor. Ve gezegenler o tutulma noktaları derecelerine geldiğinde, tetiklendiğinde, orayı hareketlendirdiğinde biz yeniden o tutulmaların etkilerini hayatlarımızda görüyoruz. Ama elbette ki bütün tutulmalar sıkıntılı ve problemli değil. Eğer kişilerin haritasında sabit element dediğimiz boğalarda, akreplerde, aslanlarda ve kova burcunda gezegenler varsa bu tutulma onları çok daha fazla etkileyecek diyebiliriz. Ama yine hiç kimse tedirgin olmasın. Mesela hani beklenmeyen, öngörülemeyen diyorsun da hani evet, ne olabilir? Ekonomide mi başka şeyler olacak? Siyasette mi? Hayatımızda mı? Beklenmeyen ne? Öngörülemeyen ne? Diye sorayım. Şimdi tabii hangi burçta oluyorsa o burcun özelliklerini ön plana çıkartıyor. Bir kere boğa burcunda olacak. Şimdi boğa burcu sabitlik demek, verimlilik demek, dinginlik demek, istikrar demek. Sen balıksın. Yeme içme, yeme içme düzeni demek, beslenme ve para konularıyla bağlantılı astrolojide. Yani doğayı, sahip olduklarımızı, toprağımızı temsil ediyor boğa burcu astrolojide. Gıda, beslenme, tedarik zinciri, tarım, ziraat, vergilendirme, arazi ve para konuları boğa burcuyla bağlantılı. Demek ki buralarda istikrar beklemememiz gereken bir dönemdeyiz. Çünkü Uranüs o istikrarı bozuyor. Uranüs bozan bir gezegen. Ani, hızlı konuları karşımıza getiren bir gezegen. Aynı zamanda Uranüs'ün konularına baktığımızda, bak şimdi birkaç örnek vereceğim, hemen aklınızda oturacak. Çünkü elektrik, elektronik, aynı zamanda uzay, havacılık sektörü, mesela Uranüs'ün devrede olduğu zamanlarda mesela uçak kazalarının çok olduğunu görüyoruz ki geçtiğimiz günlerde yaşadık bunu. Evet. Ki tutulmalar aslında 3 ay öncesinden etkisini yavaştan göstermeye başlar ve yaklaştıkça 15 gün boyunca çok etkilidir hayatlarımızda. O yüzden buralarda ani, hızlı beklenmedik. Şunu bilelim, paramızda doğayla ilgili konularda, çünkü Uranüs var işin içerisinde ve boğa burcu toprak demek. Yani erozyon olabilir, toprak kayması olabilir, Allah korusun elbette ki olmasın ama depremlerle ilgili konu ve olaylar olabilir. Buralarda hızlı olaylar bizi bekliyor anlamına geliyor. Ama güzel bir şey ekleyeyim mi? Evet lütfen. Bu tutulmanın yöneticisi Venüs.
27 derece yücelme noktasında Jüpiter'le birleşiyor. Bu da şu anlama geliyor Ebru'cum. Şu demek, yani hayatımızda hızlı olaylar olacak. Değişmesi gerekenleri ele alacağız. Ama bunu eğer kalbimizi sonuna kadar açarsak, hayata sonuna kadar güvenirsek, bu değişimleri hayatımızda çok da olumlu bir şekilde alabiliriz. Sonucu çok muazzam olabilir, mucizevi olabilir. Harika. Çok önemli bir şey söyledi. Çünkü güven duygumuzu o kadar kaybedip kendimizi o kadar kapattık ki. Açın diyormuş. Ben son derece açayım diyormuş. Hande bak, az önce bol bol saydın para dedin ve buradaki ani belki dalgalanmalar, belki çıkışlar, belki inişler vesaire. Valla şimdi Euro'daki bilmiyorum da dolarda şöyle minik bir yükseliş var, birkaç gündür etkisi midir? Döviz piyasasında ne olur ne biter? Yine aynı şekilde faiz, enflasyon vesaire. Hani oralara da biraz girelim, ne dersin? Olur tabii ki. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. Ben finansal astrolojiyle de çok ilgileniyorum. Döngüleri şöyle bir bakmaya, önümüzdeki dönemi daha rahat görebilmek için aslında. Aslında önümüzdeki süreç biraz maliyetlerin artacağı bir dönem. Biraz da enflasyonun tüm dünya genelinde zaten enflasyonist etkilerin çok yüksek olacağını 2022 yılında yazdığım her yerde söylemiştim. Biraz da bu konularda daha fazla ilgilenmemiz gereken bir süreci temsil edecek. Güneş-Uranüs kavuşumları, Ay-Uranüs kavuşumları, bunlar biraz dolar üzerinde etkili olduğu görülmüş geçmiş dönemlerde. O yüzden bu tutulma 6 ay boyunca önümüzde etkili, ama tam bu tutulma zamanı ve 16 Mayıs'ta inşallah yeniden bir araya geliriz. Ay tutulması var. Çok önemli bir ay tutulması. O çok fena Türkiye'den geliyor, izlenecek. Öyle mi? Evet, bir ay tutulması. Onda ay nasıl tutulması, daha farklı etkiler mi? Bir saniye oraya geleceğiz. Pardon. Şimdi dövizi konuşuyoruz. Evet, pardon. 19 Kasım tutulma noktalarında tetikleyecek. O yüzden aslında dövizde önümüzdeki dönemde emtialarda oynaklıklar, iniş ve çıkışlar beklememiz çok ama çok mümkün. Tam da bu tutulma zamanı ben biraz daha dolarda bir artış bekliyorum açıkçası. Bayram önü. Evet, bir de tutulmanın tetiklendiği zamanlar, onu da söyleyelim. Mesela 19-20 Temmuz, 24 Temmuz, 1-2 Ağustos, bu tarihlerde dikkat etsinler bizi izleyenler. Bu tarihlerde de bu hareketlilik oluşabilir. Evet. Peki bir dakika, şu ekonomiye girdik, doları öğrendik. Fed sağ olsun zaten açıklamaları yaptı, gerekli. 3-4. Bekliyoruz değil mi? 3-4 Peki. Mayıs. 3-4 Mayıs önemli. Yapacak, evet. Aldık. Peki yapacak, yapmış oldukları. Yok, zaten onun bir şeyini, yani rüzgarını yaptı da. Kesinlikle. Piyasalar az çok şu an kendini hazırladı. Öncesinde zaten biraz kendini hissettiriyor her zaman olduğu gibi. Zaten Hande destekledi bunu. Tabii. Bir şekilde bu bir yatırım tavsiyesi değildir de dedi. Biraz aşk konuşalım, evet. Hande'cim. Peki yani bu hızlı kararlar, ani şeyler, yani bak Murat diyor ben güvenli bir şekilde kendimi açtım, kalbimi açtım. Ne olur sence, ani kararlar alınır mı? Şimdi tam tutulma zamanı hiçbir şekilde karar almamamız gerekiyor ki hayatta bizi karar almaya iten koşulları karşımıza getiriyor. Özellikle de haritamız tetikleniyorsa. Ama sakin durmak lazım. Yani tutulmanın birkaç gün geçmesini beklemek ve buna göre kararlar almak lazım. Şimdi bir kere bu dönem karşımıza çıkan insanlar hızlı, ani, beklenmedik koşullarla karşımıza çıkabilir. Ya da bizim alışkanlıklarımızdan, bizim aile sistemimizden farklı insanlara çekilebiliriz bu dönemde. Daha yabancı diyelim. Hani yurt dışından olmasına gerek yok ama örnek veriyorum, biz doğu kültürüyle büyümüşüzdür de batı kültüründen bir insanla bir arada olmak karşımıza gelebilir. Eğer esnek olursak, eğer illa birilerine tutunmak, işte hani birilerine sahiplenmek dürtüsüyle hareket etmezsek, bu dönem ilişkilerden yana alacağımız keyifler de yüksek olabilir. Ama maalesef esnek gözlerle bakmamız gerekiyor hayata. Hani her an bir şey başladığı gibi bitebilir, sürmeyebilir, devamı gelmeyebilir. Bunları da göz önünde ve olasılıklar dahilinde bulundurmak gerekiyor. Hemen şunu da söyleyeyim, bayram çok keyifli etkilerle gelecek. Harika. Bayram zamanı gökyüzünde gayet güzel, olumlu enerjiler var. Bir 5-6 Mayıs civarı Güneş-Uranüs kavuşumları var ki bu tutulma noktaları yeniden tetikleniyor. 5-6 Mayıs civarına dikkat etmekte fayda olabilir. O yüzden hani Ramazan bayramında tatile gideceksek, sevdiklerimizle geçireceksek ve hayatımızda bir insan varsa teklif etmek istiyorsak, aslında 11 Mayıs'a kadar genel itibariyle bu dönemi kullanabiliriz. Biriyle de tanışmak anlamında. Evet, güzel. Yani evet. Şifacı bir tarafı var işin. Var kesinlikle. Yani kısa açık kısa oluyor. Giriyor muyuz burçlara? Evet, kısa kısa bakalım mı hangi burçta nasıl etkiler var?
Harikasın Hande. Tabii ki. Tabii ki bakalım. Şimdi Koç ve yükselen koçlar için para evlerinde gerçekleşiyor bu tutulma. Demek ki bundan sonra önündeki 6 ay boyunca hızlı para girişleri ve aniden oluşacak para çıkışları devrede olacak sevgili koçlar için. Ama diğer taraftan yurt dışı bağlantılı işlerinden yana şansları çok kuvvetli. Manevi tarafları destekleniyor. Eğer hayata güvenirlerse ve hayatın onlara yeni bir yol açtıklarına inanırlarsa Koç ve yükselen koçların önümüzdeki 6 ay boyunca kazançlarında, gelirlerinde çok hızlı bir yükselme devrede olabilir. Bunu hemen söyleyelim. Ağzından bal damladı. Hande'ciğim hızlı hızlı. Tamam. Hadi. Şimdi koçu duydu ya. Çok... Tamam, koçu geniş duydum. Geniş duydu. Boğa'dan devam edelim. Kendisi koç olduğunda. Aynen. Boğa için hemen şunu söyleyelim. Peki. Çok önemli bir tutulma. Özellikle de tam buna yakın zamanlarda doğanlar için. 25 Nisan ve 5 Mayıs arası doğanlar için hayatlarını değiştirdikleri bir dönem. Sosyal çevrelerinden çok önemli fırsatlar gelecekler. Değişime açık olmaları gerek ve bu değişim onlara yarayacak. Kesinlikle yarayacak. İkizler ve yükselen ikizlere geldiğimizde, İkizler Burcu için kariyer ve meslek alanlarında güzel gelişmeler var bu dönem. Önemli yardımlar alıyorlar. Hem yurt dışı bağlantılı işler hem de kontrolleri dışında gelişen olaylara karşı dikkatli olmaları gereken bir dönem. Bu tutulma ikizler ve yay aksında sağlık ve işle ilgili konulara dikkat çekiyor. O yüzden hem ikizler yükselen ikizler hem yay ve yükselen yayları özellikle sağlık konusunda dikkatli olmaları gerektiğini uyaralım. Ama ikizler burcu kariyerlerinde ve işlerinde güzel fırsatlar da yakalayacaklar. Yengeçler çevrelerini değiştirdikleri bir tutulma yaşayacaklar. Demek ki çevre değişimlerini açıklar. İş değiştirebilirler, yer değiştirebilirler, ev değiştirebilirler. Arkadaş ortamlarında hızlı beklenmedik ani olana hazırlıklı olmaları gereken bir dönem. Gezecekleri bir süreç, hayatın amacını buldukları da bir süreç olacak sevgili yengeçler için. Harika. Aslanlar için kariyerde hızlı ilerlemeler var. Yani ani hızlı değişmesi gerekenler aslan ve yükselen aslanların hayatında önemli olacak. Bırakın değişsin sevgili aslanlar, bu size parasal yönden çok yarayacak. Belki işinizden memnun değilsiniz, bir şeylerin değişmesi gerektiğini biliyorsunuz. Ani beklenmedik olaylar bütün bunları tetikleyecek ama size sonunda maddi konulardan yana çok büyük şans kapılarını aralayacak. Başaklara geldiğimizde seyahat, eğitim, yabancılarla yapılacak olan işler, gelecek amaçlarının çok önem kazandığı bir dönem. Hızlı bir seyahat, hızlı bir eğitim fırsatı, aynı zamanda değişik bir işle uğraşma olasılığını bulabilirler. Özel hayatlarından yana çok şanslar sevgili Başaklar. O yüzden ikili ilişkiler ve özel hayatlarındaki fırsatları lütfen hem iş hayatlarına hem de diğer alanlara yansıtmayı ihmal etmesinler. Terazi burçları parasal konularla ilgili tıpkı koç burçları gibi ceplerine giren paradan ziyade harcadıkları parayla çok daha fazla ilgili olabilirler. Ödenecek bir para, bir fatura vesaire bunlar gündemlerini meşgul edecek. Ama çalışmalarının karşılıklarını da görecekleri bir dönem. Bunu da hemen ekleyelim. Akrepler evlilik, ikili ilişkiler ve özel hayatları ile ilgili konularda hızlı gelişmeler altındalar. Beklenmedik ani evlilikler, ani birleşmeler, ani kopuşlar. İşte önlerindeki 6 ay boyunca bu konular çok hızlı ve tabii ki taşınma ile ilgili konular. Yani aniden taşınabilir sevgili akrep ve yükselen akrepler. Aşk hayatlarında güzel gelişmeler var. Ben bunu çok olumlu bir noktaya taşımak istiyorum. Demek ki bekar akrepler önlerindeki 6 ay boyunca çok hızlı kararlar alabilirler evlilikle ilgili konularda. Harika. Yani yay ve yükselen yaylara geldiğimizde ise iş hayatlarında ve sağlık düzeninde önemli değişimlere açık olacak sevgili yaylar. O yüzden tam tutulma zamanı hormonal dengesizlikleri, tiroid sistemlerine, aynı zamanda baş dönmeleri olabilir, tansiyon problemleri olabilir, boğaz, boyun bölgesi olabilir. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. İş hayatındaki olumsuzlukları nasıl atlatabilirler bu dönem karşılaşırlarsa? Ailelerinde huzuru bularak ev, yuva ve ailevi konularda çok şanslı olacaklar sevgili yaylar. Bu alanlara odaklansınlar. Oğlak ve yükselen oğlaklara geldiğimizde hızlı ani beklenmedik aşklar, hızlı ani beklenmedik olaylar altında olacaklar. Ama bu olaylar oğlak ve yükselen oğlaklara yarayacak. Yakın çevrelerinde hiç fark etmedikleri bir aşk karşılarına gelebilir. Allah Allah. Ya da işle ilgili konularda çok yakın hızlı gelişmeler altında olacaklar. Evet, yakın çevrelerinde şimdiye kadar öyle bir gözle bakmamış olabilirler. İletişim halinde olmuş olabilirler. Yakın çevrelerindeki insanlar birileriyle tanıştıracak olabilirler. Ama
Oğlaklar, Başaklar, Boğa burçları için aslında genel itibariyle baktığımızda olumlu tutulmalardan bir tanesi. Başak ve Oğlak diyelim ağırlıklı olarak. Oğlaklar için de çok keyifli. Kovalara geldiğimizde kovalar bu tutulmayı ev, aile ve yuva alanlarında yaşayacaklar. Hızla ani beklenmedik olan açık olmalılar ailevi konularda. Ev hayatlarında değişmesi gereken önemli bir eşya, tadilat, boya, badana ya da ebeveynlerin hayatında, aile büyüklerinin hayatında önemli değişimler bu tutulmayla beraber devreye girebilir. Yer değişiklikleri, ev değişimi, bunlar da çok onları destekleyecek. Para ile ilgili konularda çok şanslılar. Demek ki emlak, alım, satım, kiralama gibi işler varsa bunlarla ilgili konuların da hızlandığını görebilir sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Balıklara geldiğimizde ise balıklar... Bir tutulmayı, evet bir en baştayız ve en sonda, evet. Haklısınız. Keşke balıktan başlasaydık. Şimdi balıklar bu tutulmayı yakın çevre alanlarında yaşayacaklar. Yani akrabalar, kardeşler, yakın çevrenizde kim varsa, çok yakın dostlarınız ve komşularınız da dahil olmak üzere onların hayatında hızlı ani beklenmedik değişimler oluşabilir. Siz de bunlara şahit olabilirsiniz. Onlarla beraber bu değişimleri yaşayabilirsiniz sevgili balıklar. Satış, reklam, tanıtım, pazarlama, dijital platformlar, bu alan hızlı, ani, beklenmedik teknolojik ilerlemeler devrede olacak. O yüzden bu alanlardan yana bir işiniz varsa da buralarda güzel sonuçlar elde etmeniz söz konusu. Venüs ve Jüpiter balık burcunda birleşiyor. Yani tutulmanın yöneticisi. O yüzden bu dönem balıklar için hayal ettiklerinin karşılarına geldiği bir süreç. Hayal etmekten asla vazgeçmeyin. Mucizevi etkiler altında olacaksınız sevgili balıklar. Ve bu tutulma size çok güzel sonuçlar getirebilir karşınıza. Oh, bunu şahane. Ebru harika bir bayram geçirecek. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Hande, ağzından bal damlasın sevgili Hande Kazanova. Her ben zaman saptamaların, nokta atışlarınla bir tanesin, biriciksin. Seni çok seviyoruz. Aslında 16'sına doğru bir daha konuşalım. O ay tutulması da son derece mühim olduğu söyleniyor. Değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Gerçekten hem Türkiye'den de izlenecek hem Amerika'da New York borsa alanındaki haritayı da çok tetikliyor. Oh. Bunların hepsini konuşalım inşallah. Tamam. Bir daha bir araya geleceğiz. Çok teşekkürler Hande. Sana iyi bir gün, şahane bir bayram diliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakal Hande'cim. Bye bye. Ne yapalım? Dinledik. Dinledik gerçekten. Bak her şeye açık olmamız lazım. Değişim açık olacak. Sakin kalacağım. Öngörülemez bazı şeyler. Dikkat edin. Aynen. Tamam. Sakinlikte fayda var efendim. Reklam. Reklamlar.